Merhaba, ben Profesör Doktor Çağatay Öztürk, ortopedi ve travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanıyım. Bugün size skolyozdan bahsedeceğim. Aslında skolyoz bir hastalık değil, skolyoz bir bulgu. Omurganın üç boyutlu hem sağa sola hem de kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan ve Öncelikle şekil bozukluğu olarak ortaya çıkan ve eğer müdahale edilmezse ilerleyen dönemde klinik problemler de ortaya çıkarabilen bir hastalık. Bu hastalık özellikle ergen yaş grubunda daha çok sık karşımıza çıkıyor ve kızlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla olabiliyor. Doğuştan olan problemlerle çok daha erken yaşlarda ya da ilerleyen yaşlarda omurganın Kullanımına bağlı dejenerasyonları da de karşımıza çıkıyor ama büyük yaş grubu bu 10 ile 20 yaş arası ve özellikle kız çocukları. Bu deformiteyi önce aileler fark ediyor. Her iki omuz dengesinin bozulması, beldeki çukurun asimetrinin bozulması, öne eğildiğinde sırtın bir tarafının diğer tarafa göre biz ona hörgüç diyoruz, hamplıyoruz olması anneler tarafından fark ediliyor ve bir skolyoz olabileceği şüphesiyle hastalar bize başvuruyor. Bu yaş grubunda skolyoz, birkaç açıdan önemli. Birincisi kozmetik açıdan bir problem. Bu kozmetik problem Genç kızlarda özellikle önem arz ediyor. Bir psikolojik sorun, içe kapanma, özgüven eksikliği gibi problemler yaratabiliyor. İlerlerse bu sefer klinik problemler ortaya çıkabiliyor. Akciğer kapasitesinin azalması, asimetriye bağlı kas ağrıları karşımıza çıkabiliyor. Skolyozda ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi yöntemleri var. Her şeyden önce her hastayı özelinde değerlendirmek gerekiyor. Skolyoz ya standart bir hastalık maalesef söyleyemiyoruz. Cerrahi olmayan yöntemlerle e, skolyozun ilerlemesini kontrol altına alamaz isek klinik problemler veya kozmetik problemler, kozmetik kaygılar ciddi boyutlara ulaşır ise cerrahi olarak skoloz e, düzeltilip hastaların tekrar sağlam, dengeli bir omurgayla hayatlarına devam etmeleri mümkün. Ergen yaştaki skolozun ortaya çıkışı ve ilerlemesiyle ilgili ailelerin dikkatli olması, aralıklı olarak çocuklarını gözlemlemesi ve böyle bir deformitenin varlığından şüphelendikleri e, zamanlarda da direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Skolozdan günümüz şartlarında korkmamıza gerek yok. Herkese sağlıklı günler dilerim.